haksız rekabete ve ekonomik istikrarsızlığa neden olan kayıt dışı sorununa yönelik birçok önlem alınmaya devam ederken konuyla alakalı yeni bir çalışma daha başlatıldı. Vergi ve prim istisnaları kalkıyor. Kayıt dışına karşı büyük mücadele başlıyor. Artık fiş kesmeyenlerle beraber müşteriler de ceza ödeyecek. Meclise sunulan yeni vergi paketiyle ceza miktarlarında da önemli gelişmeler var. Şu an için 3400 lira olan fiş ve fatura vermeme, talep etmeme cezası Yeni düzenleme ile birlikte artacak. Çoğu zaman alıyoruz. Ee, peki almadığınızda ceza kesildiğini biliyor muydunuz? Yok haberim yoktu. Çoğu zaman almıyoruz. Alsak bile hemen oradaki kutuya atıyoruz. Peki artık e, tüketiciler fiş almadığında 5 bin lira ceza ödeyecek bunu biliyor muydunuz? Yeni öğrendim. Peki bundan sonra alırım diyor musunuz? Alırım. Alıyorum tabii ki. E, peki e, almadığınız takdirde 5 bin lira ceza ödeyeceğinizi biliyor muydunuz? Biliyorum. Burada karşılıklı anlayış, karşılıklı uzlaşmaya bağlı gelişmeler gelişmelerin olmasından yanayız. Ve tüketicilerimiz bu konuda da lütfen alışverişlerinde fişlerini alsınlar, faturalarını alsınlar, unutmasınlar, polemiğe girmesinler. Fiş kesmeyen satıcıya ilk belirlemede 10 bin lira, sonrasında ise 5. tespite kadar 50 bin liraya kadar ceza kesileceği belirtilirken, sonraki her bir tespitte de 100 bin liraya kadar cezai işlem devreye girecek. Şimdi eskiden 3.400 liraydı bu 10.000 liraya çıktı. Ee, 1, 2, 3, 4. defa yakalanması halinde de bu katlanarak devam ediyor. Ee, biz e, bunun da pek bu cezadan yana da değiliz tüketiciler olarak, tüketiciler birliği olarak. Çünkü ceza iyi bir şey değil. Burada tüketicinin, e, tacirin bilinçlendirilmesi lazım ve vergi oranlarının düşürülmesi lazım. Fiş kesmeyen satıcının yanı sıra fiş almayan müşterilere de ceza konusunda Yeni gelişmelere imza atıldı. Fiş almadığı tespit edilen müşterilere 5000 lira ceza verilecek. Tacirin de mağdur edilmemesi gerekir. Ceza değil, burada yapılması gereken uyum ve arabulu arayı bulmak lazımdır. Yoksa burada siz istediğiniz kadar ceza kesin ve cezalar da kesiliyor. Ahlaki boyutunu siz ayarlayamadığınız zaman ee, buradaki konumunu ayarlayamadığınız sürece bu devam edecektir. Alıcılar eğer 5 iş günü içinde satıcının fatura düzenlemediğini vergi dairesine bildirirlerse ceza uygulanmayacak. Tüketiciye bir teşvik verilmesi lazım. Eskiden fatura fiş biriktiriyorduk. Bundan dolayı da tüketici de memnundu. Eğer ben fiş alacaksam ki ben emekli bir insanım. Tamam vatandaşlık görevim evet mali bir sorumluluk içerisindeyiz. Ama ben ödediğim KDV'nin %20'si %18'ini benim işime yaramayacak ki. Burada tüketicinin işine yaramayacak olan bir fişi niye alsın? Diyor ki esnafta sen fiş almasan ben sana %18 indiririm yaparım diyor. O zaman in indirim yapan tüke, e burada esas cezalandırması gereken devletin ta kendisidir. Tüketici değildir burada.